Değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Malum üniversiteler açılıyor. Doğal olarak belediyeler de üniversiteyi kazanan öğrencilere yardım yapacaklarını açıkladılar. Her ilçe belediyesi kendi ilçesinde oturan öğrencilere bir defaya mahsus bu yardımları yapacak. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi de tüm Mersin genelinde ikamet eden öğrencilere yine bu yardımları yapacaklar. Şu an için Büyükşehir Belediyesi ve Toroslar Belediyesi yapacakları yardımların miktarlarını açıkladılar. Peyderpey diğer belediyeler de açıklayacaktır. Ben genel olarak tüm belediyelerin bu yardımlar için istediği koşullar sabit, aynı. Yani %99 hepsinin aynı. Ben Büyükşehir Belediyesi ve Toroslar Belediyesi'nin yardımlarını sizlere açıklayayım. Daha sonra da koşulları söyleyelim. Çocuklarınıza bu yardımları, üniversiteyi kazanan çocuklarınıza bu yardımları alabilirsiniz. Bu yardımlardan mahrum kalmayın. Mesela arkadaşlar, Büyükşehir Belediyesi 2 yıllık kazanan öğrencilere 3.000 TL, 4 yıllık kazanan öğrencilere 6.000 TL, 5 yıllık kazanan öğrencilere 7.000 TL, 6 yıllık üniversite kazanan öğrencilere ise 8.500 TL yardım yapacağını açıkladı. Başvurular 18 Eylül ve 17 Kasım tarihleri arasında başlıyor, kabul ediyorlar. Başvurularınızı online olarak Teksin uygulaması üzerinden yapabilirsiniz. Daha sonra da size en yakın YKS kurs merkezlerine gidip gerekli evrakları teslim edebilirsiniz. Ve daha sonra size bir kart verecekler. Verdikleri karta da incelemeden sonra uygun görülürse hesaba, o kartın hesabına da para yatırılacak. O kartla da o parayı çekebileceksiniz. Toroslar Belediyesi de 2 yıllık üniversitelere 2.750 TL, 4 yıllık üniversiteyi kazananlara ise 5.500 TL yardım yapacağını açıkladı. Dediğim gibi diğer belediyeler de, Akdeniz, Mezitli, Yenişehir gibi diğer belediyeler de bu hafta içerisinde ya da önümüzdeki hafta mutlaka açıklayacaktır. Peyderpey ne kadar vereceklerini söyleyeceklerdir. Genel olarak bu burslardan, kurslar şeyden, yardımlardan yararlanabilmeniz için bazı kriterleri taşımanız gerekiyor. Bunlar da %99 hepsinde aynı. Bu kriterler şudur: anne ya da babası Mersin genelinde ikamet ediyor olması. Eğer ilçe, bu Büyükşehir Belediyesi için geçerli. Eğer ilçe belediyesinden alacaksanız anne ya da babanız o ilçede ikamet ediyor olacak. 2023 yılı ÖSYM sınavını girmiş ve kazanmış olmanız gerekiyor. Ve kayıt yaptırmış olmanız gerekiyor. Kayıt yaptırıp öyle başvurmanız gerekiyor. Türkiye'deki devlet üniversiteleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve yine Türkiye'deki vakıf üniversitelerinden tam burslu kazananlar bu yardımları alabilecek. Yani Türkiye'deki herhangi bir üniversiteyi, devlet üniversitesini kazanan, yani özel üniversite olmayacak. Ve yine Türkiye'de ve Kıbrıs'ta herhangi bir vakıf üniversitesini ancak tam burslu olarak kazanmış olmanız gerekiyor. Yani tam burslu olunca yardıma ihtiyacınız olduğu manasına geliyor aslında. Ancak şehit ve gazi aileleri burs oranı aranmıyor. Ancak onlardan da şehadet veya gazilik belgesi talep edilecektir. Evet değerli dostlar, bu yıl kazanmış olmanız gerekiyor. Ve bu yardım bir defaya mahsus yapılıyor. Herkes kendi ilçe belediyesine başvurusunu yapsın. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi'ne başvurusunu yapsın. Bu yardımlardan hem Büyükşehir'den hem ilçe belediyenizden bu yardımları alabilirsiniz. Değerli dostlar, bu yardımları kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Yeni gelişmeler olduğunda yine yeni bilgileri aktaracağım sizlere. Çok teşekkür ediyorum.